Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün genç bir delikanlı var. Delikanlı diyorum, gerçi 32 yaşında ama o kadar fit, o kadar görüntüsü enteresan ki baktığınız zaman siz de anlayacaksınız. Bazı insanlar yaşlarını göstermezler, bazıları da yaşlarından daha fazla gösterirler. Bu hani bilgiyle, beceriyle, hayattaki yıkılmışlıkla doğru orantılı olabilir ama öte yandan bir gerçek var. Kaç yaşında olursanız olun, bilgi sizi her zaman farklı gösterir. Donanım her zaman farklı, ustalık her zaman farklı gösterir. Vahit Can Göksu, Ankara'dan geldi. Bir diş hekimi kendisi. Şimdi birazdan soracağım ona. Bu pandemi döneminde ne yaşadılar, ne yaptılar? Biliyorsunuz insanlara böyle 5-10 santimden yaklaştılar. Biliyorsunuz aerosol etkisi var COVID-19'a. Ne yaptılar? Astronot gibi giyindiler mi? Kendilerini nasıl korudular? Hastayı nasıl korudular? Muayeneyi nasıl dezenfekte etti? Bunların hepsi birer soru. Kendisinin bir de polikliniği var. Göksu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Vahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Savaş Bey. Bu Göksu size ait benim, değil mi? Evet, soy ismim. Soy ismi zaten aynı oradan anladım ben. Peki, önce bir kendinizi tanıtın. Sonra tabii da şeye ki döneceğim. Şu pandemi dönemine döneceğim. Ne yaşadınız ya? Yani, evet, en önemli konular özellikle. Robot gibi, şey gibi, astronot gibi giyindiniz mi önce onu sorayım. Dönem dönem tabii ki giyindik. Giydiniz, özellikle aşı olmadığımız dönemde. Biliyorsunuz çift maske, koruyucu tabii kalkanlarımız hani. Bir de o sıcakta. O sıcakta ve işten biliyorsunuz hani bizim. Bir de şeyi de açıyorsunuz, camları da açıyorsunuz ki sirkülasyon olsun. Kapalı olduğu için cam da çok fazla tabii şey yapma durumumuz yok ama özellikle her hastadan sonra bu ortamı dezenfekte eden hani spreyler falan biliyorsunuz. O tip şeylerle bayağı haşır neşir olduk hani. Onun dışında şey oldu diyorsun. Yani peki şeyi anlatayım bize. Mesela çocukluk hiç aklınıza geliyor mu? Ben hekim olacağım, doktor olacağım. Ben mesela çocukken derdim. Ben doktor olacağım derdim. Sonra gittim iletişim fakültesini okudum. Savaş Bey, çok güzel bir hikaye aslında. Ben herhalde 3-4 yaşlarındaydım. O dönemde bir macun firmasının reklamı vardı. Orada ismi veremiyorum değil mi? Hiç önemli değil ama verdim. Orada bir doktor Can Bey vardı hani böyle. Çok iyi hatırlıyorum 4 yaşlarımda falandım. Sanırım oradan gelen bir çocukluk tutkusu diyebilirim. Orada güven mi oluştu? Hiçbir fikrim yok. Bilinçaltıma sanırsam. Peki mesela siz diş hekiminin koltuğuna oturduğunuz zaman çocukluktan gençlikten bak. Korkar mıydınız? Hayır asla. Hatta o zaman tamam bilinç altında güven mekanizması olmuş. Evet. Genelde hani benim annem babam hani hep tıp camiasından doktor olan bir çevrede yetiştiğim için diş hem yakın hem biraz uzakta hani öyle bir diyalogumuz oldu. Benim ailem her zaman diş hekimliği konusunda beni teşvik ettiler hani desteklediler. Ben de zaten hiç başka bir şey olmak istediğimi hatırlamıyorum. Hani ama bir de şimdi bir de onun altyapısı var. Herkes de doktor olamıyor. Tabii hani bilmiyorum yani. Belki genetik bir yatkınlık, belki çocukluktan. Hayır ondan değil. Yani bu iş eğitimle ilgili, zeka ile ilgili, hırsla ilgili bir sürü kriteri var biliyorsunuz. Tabii çok fazla. Ne güzel. Sevdiğiniz mesleği mi yapıyorsunuz? Önce onu söyleyeyim. Kesinlikle. Tamam süper işte bu. Yani o doktor Can Bey kulağı çınlasın yaşıyorsa yani size aslına bakarsanız bir ideal vermiş. Kesinlikle. Peki şimdi gelelim şeye. Bu pandemi döneminde yaşananları. Tabii ki hijyen şartları çok önemliydi. Sıkıntılar yaşadınız. Hatta pek çok sağlık çalışanı gibi sizden hayatını kaybeden insanlar tabii, da oldu. Pek çok meslektaş. Evet. Yani bu aslına bakarsanız önemli bir fedakarlık. Şimdi mesela şimdi insanlar size gelecekler ki siz de bir gelir temin edeceksiniz. Bu dönemde gelirler de aslına bakarsanız çok da öyle artmadı, uçmadı yani. Kesinlikle. Riski fazlalaştı, bir masrafı da fazlalaştı. Temizlik masrafı, hijyen masrafı, o bu size filan. Size şöyle bir örnek vereyim Savaş Bey. Pandemiden önce kutusunu 15-20 liraya aldığımız bu maskeler, hani herkesin kullandığı maskeler bir dönem 150 liraları buldu. Tabii. Eldivenler keza öyle. Hani maalesef bu dönemde bazı fırsatçılar gerçekten. Ahlaksızlar diyoruz. Ahlaksızlar yani. Kesinlikle. Evet. Yani çünkü para kazanmak tabii ki her insanın arzusudur ama. Devlet dedi ki 1 lira olacak dedi. Şimdi 50 kuruşa düştü. Ama daha önce denebilirdi. Yani en başında önlemler bilmiyorum. İyi yönetildi mi? Ama yine de ucuz atlattık. Kesinlikle. Atlatmadık ya ama yani atlatıyoruz diyelim. Atlatıyoruz sanırım. Bakın şimdi Delta virüsü çıkmış Hindistan'daki biliyorsunuz bütün Avrupa ilerinde. Çünkü hani BioNTech de açıkladı bizim aşımız ona da yetiyor filan diye. Şimdi TürkoVax çıkacak. İnşallah onda da öyle bir şey vardır. İyi bir İnşallah şey vardır. Göreceğiz. Yani ben ikinci aşım oldum. Siz de herhalde olmuşsunuz. Ben evet Sinovac ilk çıktığı dönemde Sinovac vardı. Ben de Sinovac hemen, oldum. Hemen oldum.
Onun için Çince konuşamıyorum hala ama hani öyle de espri yapıyorlar ya. Evet, evet. Şimdi bu dönemde en çok trend olan nedir? Ağız sağlığı mıdır? Daha çok insanların dikkatini çeken, yoksa hani dişi olmadığı için de bazı implant tedavileri mi daha ön plana çıktı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türk halkı ağız sağlığı konusunda ne kadar farkında? Bu konuda maalesef pozitif bir şey söyleyemeyeceğim. Maalesef ağız sağlığımıza millet olarak, yani toplum olarak çok fazla önem vermiyoruz. Önem vermiyoruz, değil mi? Daha çok estetik kaygıları, insanların evet estetik kaygıları sağlık kısmıyla olan kaygılarıyla kesinlikle daha ön planda tutuyorlar. Şimdi ağızda bir çürük olduğu zaman o insanı bekleyen riskleri söyler misiniz bana? Bu çürüğün ilerleme sonucunda diş içerisindeki pulpa dediğimiz sinir damar dokusunun iltihaplanması, pulpitis, evet, daha ilerisinde evet diş apseleri, enfeksiyon, tedavi edilmediği durumlarda sadece antibiyotikle baskılan. Benim açıkçası anlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Burada ona değinmek istiyorum. Bizim insanımıza şöyle bir algı var. Dişim ağrıyor, antibiyotik alayım, geçer. Maalesef böyle bir şey yok. Hani o diş tedavi edilmeden, kanal tedavisi yapılabilir, çekimi yapılabilir. Ama sadece ben bir kutu antibiyotik alayım, gideyim. Hani bu o yine de açık değil mi? Daha sonra da şey aynı ya apseye burada açık. Tabii ki yani sonuçta siz sadece baskılıyorsunuz hani oradaki enfeksiyonu. Ve bir sonraki enfeksiyon atanla çok daha büyük risklerle karşılaşıyorsunuz. Bir uyuşmayacak dişi. Enfeksiyonu doku uyuşmuyor. Çok daha ağırlı bir süreç geçirecek. İki vücuda yayılma ihtimali var. Üç. Niye nerelere mesela etki yapar? Yani İşten spesifik olarak hani çok bariz hani halk arzında bildiğiniz hani kalbe sıçradı falan. Hani bu tip durumlar tabii çok hani nadir diyorsun. Nadir olur hani. Çünkü insanın olası genelde da, bir sağlık problemi, altta yatan bir sağlık problemi, daha önce geçirilmiş bir endokarit olabilir, kalp kapak çığı değişmiş olabilir. Hani pek çok farklı hastalıkta bu tip durumlar olabilir ama genel olarak ağzınızda bir enfeksiyon odağı duruyor. Önemli olan onu oradan kaldırmak değil mi? Baskılamak değildir. Doğru. Bir doğru. Şey gibi düşünün, bir terör olayı olsa siz orayı sadece etrafını mı kapatırsınız? Bir tabii, operasyon yaparsınız. Görelim. Onu bitirmeniz lazım. Tabii, bizde de aynı mantık. Ne kadar geç atarsanız, ne kadar antibiyotik kullanırsanız bir vücudunuzdaki bakterinin dirençleri yükselecek. Aynı miktardaki antibiyotik etki etmeyecek. Daha yüksek dozlara çıkmanız gerekecek. İki vücudunuz sonuçta neden antibiyotik alsın? Neden karaciğeriniz, böbreğiniz antibiyotiğin metabolitlerini sindirmek zorunda kalsın ki? Hani tabii ki antibiyotik kötü olarak söylemiyorum. Uygun şekilde yani kullanılması zaten mecburi bir şey. Doktor zaten antibiyotik kullanman derse zaten kullanacaksın. Bu bakımda bizim meslektaşlarımız da maalesef çok özür diliyorum. Kabahatleri çok büyük. Genelde hani bizde şöyle bir şey. Ya hocam hani bir antibiyotik yazın ne olur. Ya hocaya bak bir antibiyotik bile yazmadı. Yani gerektiği zaman hocanız yazar zaten. Hani. Ama meslektaşlarımın da hastaların yönlendirmesine izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani başınızdan göndermek isteyebilirsiniz. Evet zor bir meslek. Yani sürekli insanla muhatap olmak zaten zor bir meslek değil mi? Yani her meslek tabii, için tabii, bu şekilde. Tabii, tabii. Ama hani o insana iyilik yapmıyorsunuz. O insana maalesef kötülük yapıyorsunuz ve belki bundan birkaç sene sonraki bu yakın bir tarih, 10-15 yıl sonra şu anda kullandığımız antibiyotiklerin büyük çoğunluğu hiçbir şekilde işe yaramayacak. İşe yaramayacak. Ve biz çok daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Yenisi çıkacak mı yani? Yeni antibiyotik çıkacak mı? Yeni bu antibiyotik kadar 7 tane antibiyotik çıkabilir. Var yani. Yok, o kadar çok antibiyotik var ki kullanacağınız hani hastalık durumuna göre, bakterinin formuna göre, şekline göre, yani onun türüne göre söyleyeyim. Ama mesele şu, genelde bir antibiyotik çıktığı zaman o geliştirilerek hani birinci kuşak, ikinci kuşak daha güçlendirilerek. Hani şu anda evet teknoloji yükseliyor, yukarı çıkıyoruz ama bizim savaştığımız düşmanlarımız olan bakteri olarak söylüyorum çünkü antibiyotikler bakteriler için kullanılıyor. Evet. Mesela hani grip olduğunuz zaman lütfen almayalım, evet, lütfen almayalım, hiçbir doğru. Faydası yok. Doktorunuz önermedikçe almayın. Bu bakteriler de kendince bir savunma mekanizmaları var. Genetik kodlarını değiştiriyor. Bakın bugün nasıl pandemide virüs defalarca kendini mutasyona uğrattıysa aynı şey bakteriler için de geçerli. Tabii. Ve bir gün çok üzülerek söylüyorum gerçekten en basit piyasada bulabildiğimiz o antibiyotiği bile o kadar muhtaç bir şekilde arayacağız ki maalesef. Ama şu anda bu antibiyotik reçete sisteminin gelmiş olması kesinlikle çok büyük bir şey. Bunu kesinlikle destekliyorum. Geç yapıka verilmiş bir karar olduğu halde çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama işte yavaş yavaş düzelmeye başladı. Eczaneler tabii, artık evet. Veremiyor, doktor tabii. Reçetesi istiyor tabii. Vesaire filan. Şimdi peki şeyler çok önemli. Diş çürükleri çok önemli. Mutlaka kesinlikle. Temizlenmeli. Mutlaka o apseler tedavi edilmeli ve diş işte eğer dediğiniz gibi pulpayı geçmişse ve
pulpa dediğiniz sinir pulpa, kısmı, aynen sinir kısmına girmişse o sinirin de oradan sökülüp alınması. Kesinlikle. Çünkü sürekli ağrı yapar değil mi? Doğru mu? Kesinlikle. Ama ve en biliyorsunuz niye her insanlar diş hekimlerini sevmez, hani korkar ya da dişten hep bir fobi dokunduğun var. Dokunduğun zaman yüksek, bütün yani, vücut elektrikler. Kesinlikle aynen. Çok yüksek şeyde ağrı veriyor insana maalesef. Peki şimdi mesela halk arasında bir de şey denir. Pulpası, yani o pulpa alındığı zaman, diş siniri alındığı zaman o diş bir anlamda ölüyor mu? Tabii. Vücut onu reddeder mi? Hayır. Etmez. Kesinlikle. Çünkü kendi doğal yapısı olduğu için diyorsunuz. Aynen. Peki bağ dokuları ya da onu tamamlayan, onu tutan dokular da gevşeme olur mu? Tam tersi. Şimdi ben size şöyle anlatayım. Diş etrafında çevrili kemik dokusu. Onun üzerini kapatan diş eti. Diş ve kemiği bağlayan belli bir dokumuz var bizim. Bağ dokusu olarak adlandırıyoruz. Ligamentler var. Periodontal ligament olarak adlandırdığımız. Kanal tedavi sonrasında tabii bu uzun vadeli olan bir şey. Dişin beslenmesi tabii ki duruyor. Duruyor. Evet. İçindeki sıvı miktarını zamanla kaybediyor ve daha sert, daha solid bir hale geliyor. Bu doğru ama bu zayıflattığı anlamına gelmiyor. Başarılı bir kanal tedavisi bir dişi insan hayatı boyunca kullanabilecek şekilde tedavi ediyor. Tabii her zaman böyle oluyor mu? Olmadı, olabiliyor. Çünkü maalesef ne tıbbın herhangi bir dalı diğer pozitif bilimler gibi 2 artı 2, 4 her zaman etmiyor. Etmiyor. Maalesef biz de İsa değiliz. Hani her şeyi tedavi edemediğimiz oluyor. Çok fazla faktör var. Peki. Peki gelelim diş etlerine. Mesela pek çok insan diş etinin rahatsız olup olmadığını bilmiyor. Evet. Mesela diyorlar ki dişim kanıyor, dişim kanıyor. Diş niye kanasın? Durup dururken kanar mı diş? Öncelikle diş kanamaz zaten. Diş kanamaz. Diş eti kanar. Diş eti doğru kanar. Şimdi bu kanama hayra alamet değil. Doğru mu? Kesinlikle. Burada kişi ne zaman alert olmalı, ne zaman alarma hemen geçmeli? Hayır. Mesela diş etlerine aynada bakıyor. Diş, evet. Dişlerini fırçaladı diyelim. Diş etleri hangi renkte olursa ya bende bir sorun var ya da ben son derece sağlıklıyım diyebilmeli. Diş etine baktığımız zaman hafif pembemsi bir görüntü vermeli. Eğer bu kırmızıya doğru gidiyorsa ve şişlik varsa, genelde bıçak sırtı gibidir. Diş eti çok sıkı bir dokudur. Çok sert bir dokudur. Evet. Ağız mukozasında olduğu halde keratinizasyonu, yani bizim elimizdeki deri gibi sertleştiren şeyi söyleyeyim size. Keratinizasyonu daha yüksek bir dokudur. Burada gevşeme, hareketlenme görüyorsanız burada bir problem vardır. Şişme görüyorsanız burada bir problem vardır. Diş taşı varsa burada kesinlikle bir problem vardır. Şunu da söylemek istiyorum. Diş taşını temizlettim, işte şöyle oldu. Kesinlikle lütfen hani bu tip şeylere inanmayın. Google'dan bakmayın ya da komşunuzun, arkadaşınızın söylediği şeylere itibar etmeyin. Hekiminize güvenin. Hekiminiz temizlenmesi gerektiğini söylüyorsa tabii ki temizlenecek. Şöyle bir durum oluyor bazen. Çok ileri diş eti hastalığı. Hiçbir şekilde kemik desteği kalmamış. Dişler sallanacak durumda ve sadece onları arkadan diş taşları tutuyor. Böyle bir şey düşünelim. Bir insanın başına böyle bir şey geldi. Bu insan diş taşlarını temizlettikten sonra ne olacak? Dişleri sallanmaya başlayacak. Evet. Ama o dişlerin sallan, hani ben diş taşlarımı temizlettim, dişlerim sallandı. Zaten sallanacak da hani. Belli. O dişleri bir ara tutacak şey tabii, kemik dokusudur. Et çekilmiş diş zaten. Diş taşı değil tabii. Tabii. Onu biz farklı yöntemler uygulayarak, yani splint dediğimiz hani arkadan bir telle çapalama, bağlama yöntemi yapabiliriz ama bunu yapması gereken şey diş taşı kesinlikle değil. Diş taşı sonuçta bakteri planının kalsifiye olduğu bir oluşum. Doğru. Yani doğru. Enfekte bir sonra şey. Sonra başına sonuçta bela olacak. Tabii yani ki. Peki yani diş diyorsunuz ki diş fırçaladıktan sonra mutlaka ya da diş fırçalamadan önce mutlaka diş etlerinizin rengine bir bakın. Eğer bir renk değişikliğine görüyorsanız, mesela ağız kokusu da duyuyorsanız evet, belli ki ya sizin gırtlak burnunuzdan bir problem var ya da yani reflünüz belki olabilir ya da dişlerinizle ilgili problemimiz var. Zaten en fazla da dişler kokutur tahminimce. %80 genelde diş eti kaynaklı diş eti kokular. Problemleri. Yani. Peki şimdi gelelim şeye, köprülere, implantlara ve hani kaybedilen dişlerin bir şekilde suni olarak yerine konmasına. Siz mesela bir hekim olarak hangi durumlarda implantı tavsiye edebilirsiniz? Hangi durumlarda köprüler daha efektiftir diyorsunuz, yani kullanılabilir diyorsunuz? Ya da başka yöntemler var mı? Şu şekilde özetleyebilirim. Eğer hastanın herhangi bir sağlık sorunu yoksa, bu bir nedir? Şeker hastalığıdır, onkolojik, kanser gibi bir durumdur, kanama hastalıklarıdır,
kanamayı durduramayacağımız herhangi bir durum. Hemofili, faktör eksikliği, antikoagülan yani kanı pıhtılaşmasını engelleyen, bu halk arasında kan cıvıtıcı ya da kan evet. sulandırıcı olarak tabir edilen doğru. ilaçlar kullanıldığı salisilik dönemler. Salisilik asit diyelim ona. Salisilik asit evet, evet onlardan bir tanesi. Korasprin ya da daha aslında korasprin çok çok sıkıntılı değil. Düşük miligramda kullanıldığı evet. sürece bizim hatta ben genelde kestirmem de. Ama komodin, varfarin gibi daha ağır antikoagülan sınıfı ilaçların kullanımında yapılmaz demeyeyim ama konsültasyonla birlikte hani doktor konsültasyonu. İşte o orada olağanüstü bir vaka gelişirse ne yapıyorsunuz? Nasıl durduruyorsunuz kanı? Yani cerrahi olmaz hani, değil, kesinlikle cerrahi her zaman komplikasyondur. Olmaz diyeceğiniz her şey bir gün başınıza gelecek eğer bu işi tabii. yapıyorsanız. Başınıza böyle işler gelmiyorsa bu işte uğraşmıyorsunuzdur. Sadece hani uzaktan bakıyorsunuz diyebileceğim. Aklınıza gelebilecek her türlü komplikasyon diyoruz. Bu olmak, görmek istemediğimiz kötü, komplike olan durumlara. Tabii. Kanı durdurmak için belli yöntemlerimiz var. Kan durdurucu ajanlar. Yeri geliyor daha eski yöntemler. Dikiş, sütür o şekilde. Yani çok fazla, o kadar çok şey var ki hani. Vallahi Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Aynen. Zor bir şey yani. Amin. Çünkü hiçbir hastalık, hiçbir sıkıntı, kolay hiçbir şey değildir. Vermesin kesinlikle. Doğru. Kolay zaten değil. Yeterince zor günler yaşadık. Hani pandemi falan biliyorsunuz. Evet. Artık bir yüzümüzün gülme zamanı geldi. Bence de. Peki bu implantlar konusunda Türkiye yaklaşık bir 20 yıldır implant yapıyor bildiğim evet. kadarıyla. Pek yani, çok firma var. Yerli üretimlerimiz de var. Kesinlikle. Yabancılar... Şu anda yabancılar daha pahalı bildiğim kadarıyla. İmplant maliyetleri düştü mü? Hayır. Değişmiyor. İmplant maliyetleri yükseldi ve yükselmeye devam eder. Operasyondan dolayı mı yükseldi yoksa şey mi? Malzemeden dolayı mı? Şöyle sonuçta bizde bildiğim kadarıyla titanyum üretiliyor mu? Yani üretilmez zaten titanyum hani cevheri var mı? Dışarıdan aldığımız bir cevher olduğu için bir şekilde... Ama işlenmesi önemli yani cevher tamam önemli. Evet işleyecek makineleri üretiyor muyuz mesela hani? Evet, makinelerimiz var, fabrikalarımız var ama yerli üretim implantlar için tabii ki bu fiyat artışı diğer hani Avrupa, Amerika ya da başka ülkelerin ithal ettiğimiz implantların fiyat artışıyla tabii ki aynı oranda değil. Ben açıkçası yerli implantları tavsiye ederim. Kesinlikle iyi diyorsunuz. Çok bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Farkı hani yok. Ben işte İtalyan markası, Alman malı tabii ki yani sonuçta onların Ar-Ge çalışmaları daha fazla olabilir ama implant bizimkiler, üretilmesi zor bir evet, ürün değil. Yani sadece yani titanyum çok, bir vida. Hayır şimdi basit almak istemiyorum. Ağaç vidası gibi mesela işte. Hayır tabii ki değil. Yani, ama üretemeyeceğimiz bir ama şey değil. Çok zor bir şey değil. Üretilecek yani. Bir şey değil kesinlikle. Diyorsunuz. Önemli olan orada işte malzemenin cinsi. Aynen. Ağızda ne kadar. Kullanılan de, titanyumun yapısı, saflığı. Kullanılan implantın yüzey özellikleri, yüzeyi pürüzlendirilmiş. Doğru. Sonuçta biz torna tesviyeli bir titanyum vidayı kemiğe uygulamıyoruz. Yüzeyi pürüz olmak zorunda. İnsanların bu implant konusunda korkuları, endişeleri var. İşte bir, çok fazla maalesef. İşte diyor ki bir ay, üç ay filan arasında galiba bir şey dönemi var. Yaklaşık olarak 2-3 ay arasında ay. Bir yani kemikle osteo integrasyon yani. Dediğimiz kemikle implantın tamamen vücudun kendi dokusu gibi adapte olup etrafını kemik hücreleriyle sardı ve tamamen ama yani bir sizin kere bir de, parçanız gibi bir oldu. Kere de olduğu zaman da o artık ömürlük bir tabii ki ömürlük aynen. bir iş değil mi? Ya da ömürlük köprünün ömürlük ayağı. Ömürden sonra bile hani şöyle bir örnek vereyim. Osteointegre olmuş yani tutmuş bir implant halk arasıyla o kemikten kolay kolay çıkamıyor. Çıkmaz. Sökemezsiniz onu aynen. Kemiği kırmanız Allah lazım. Kimseye hiçbir cerrah, hiçbir doktor meslektaşıma hani onu uğraştırmasın gerçekten. O kadar şey tabii değil ki mi? Çünkü tamamen kemikle kaynaşan bir yapı. Evet. Diş de kemikle arasında bir bağ dokudan bahsetmiştik. Periodontal ligament diye. Sonuçta biz dişi çekerken aslında onu esnetiyoruz kemikle birlikte. Ama burada esnetebileceğimiz herhangi bir doku yok. Ve tersine çevirerek de vidayı çıkartamayız. Çünkü pürüzlü ve çok mikro gözenekli bir yapı giriyor, olduğu için aynen tamamen kaynaştığını düşün. Peki kemik yeterli gelmezse ne yapıyorsunuz? Kemik yeterli gelmezse graftleme yapıyoruz. Otojen dediğimiz kendi vücudumuzdan kullanabildiğimiz ya da nereden dışarıdan. Alıyorsunuz kemiği genelde? Ağız içerisinden genelde. Çünkü bizim normal muayenehane ve poliklinik çalışmalarımızda her zaman genel anesteziyle vücudun başka yerlerinden kemik almamız
söz konusu zor değil tabii. Ve çok daha hastane açıkçası ortamında olması daha pratik bir yöntem. Ama bir de şey var tabii, ya o kemiğin de kaynaması lazım. Evet, doğru onu mu? Beklememiz lazım. Tabii bekleyeceksiniz. Yaklaşık 6 ay, 8 ay bazen hani bekleyecek. Hastaya göre tabii. Tekrar bir kemik çıtı oluşacak. Kemik dolgusu var. O dolgu nasıl bir şey? Son zamanlarda çıkan bir ürün, çok açıkçası ben de bilgi sahibi değilim. Kullandığım bir ürün değil ama okuduğum kadarıyla çalışmaları gayet başarılı. O da yerli üretim. Hani ismini falan bilmiyorum açıkçası, hani reklam gibi olmasın ama uygulaması kolay ve bir fırsat verilebilecek. Gerçekten eğer şu anki çalışmaların gösterdiği doğrultuda ilerleyecekse çığır açabilecek kadar Peki, başarılı bir ürün olduğunu şimdi düşünüyorum. Şimdi White Bey, size son final soruyu. Size White mi diyorlar, Can mı diyorlar? Açıkçası ikisini de kullanan var. Ben daha çok Can'ı tercih ederim Can, ama peki. Hiç fark peki, etmez. Şimdi Can Bey, size şey soracağım. Bir aile, ebeveyn çocuklarını hangi yaştan itibaren hekimle böyle yakın temasta bulundurmaları lazım? Çok, yani çok çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. Çünkü bu toplum ağız diş sağlığı olarak belirttiğimiz bu, yani bizim mesleğimiz olarak şey yaptığımız şeyi söylersek, çocukların dişi sürdüğü yaşta, yani ağzında dişini gördüğünüz yaşta hekimle bir tanıştırmanızda fayda var. En azından hani herhangi bir muayene falan olmasa bile. Yaşadığımız en büyük sıkıntı, bana sorarsanız mesleğinizle ilgili en büyük sıkıntı, maalesef ebeveynlerin çocuklarının diş hekimleri konusunda, doktorlar konusunda çok yanlış yönlendirmesi. Çünkü çocuklar herhangi bir şekilde fikir sahibi değiller. Sizden ne görürlerse, sizden neyi algılarlarsa aynı şekilde kendi hayatını devam ettirecek. Eğer sizin diş hekimi fobiniz, doktor fobiniz varsa lütfen bunu çocuklarınıza yansıtmayın. Doktor iğne yapacak demeyin. Bu çocuğunuza zarar veriyor, psikolojisini bozuyor, travma yaşatıyorsunuz. Tabii. Basit bir dolguyu yapmak için o çocuğu yeri geliyor sedasyonla, hani bayıltarak tedavi oluyor. Buna gerek yok ve bunun maalesef tek sorumlusu aileler. Çünkü o çocuk hiçbir şekilde bilmeden otursanız bir koltuğa, diş hekimliğinin ne olduğunu, doktorluğun ne olduğunu bilmeden otursanız, beyaz önlük de görse, iğne de görse ne olduğunu bilmediği için bir korku yaşamayacak. Belki tedirginlik yaşar ama güzel bir şekilde anlatılırsa kesinlikle çocuklar çok daha uyumlu hastalardır. Çok daha uyumlu oldukları zaman. Çocuk doktorlarım florit D diye bir vitamin vermeleri ya da ilaç vermeleri diş sağlığı için yararlı mı zararlı mı, gelecekte herhangi bir şey oluştururum. Bu biraz aslında tartışmalı bir konu, biliyorsunuz bir geçenlerde. Bir Sağlık Bakanlığı yasakladı biliyorsunuz. Evet, floridin. Sonra tekrar serbest bıraktı. Ben şöyle düşünüyorum, kendi şahsi görüşüm, kesinlikle hani bilimsel olarak söylemiyorum. Flor evet diş çürüklerini engelleyen, diş çürümesinin oluşmasını durduran, yavaşlatan bir element. Biliyorsunuz en elektronegatif element. Onun için çok kolay bir şekilde sert dokularda bağlanabiliyor ve orada kalıyor, çürümesini engelliyor. Bu bakımdan tabii çığır açıcı, ne kadar güzel, dişlerimizi çürütmüyoruz. Ama tabii bunun bir diğer boyutu da var. Sonuçta flor bu kadar elektronegatif bir elementse vücutta tabii ki başka yerlere de karışacak, bulaşacak. Bu konuda kesinlikle flor karşıtıyım ya da flor karşıtı olun, böyle bir şey asla söylemiyorum. İnsan beyniyle de gerektiği ilgili kadar. Şeyler var biliyorsunuz. Tabii ki evet. Epifiz bezinin de kalsifiye ettiği konusunda. Gerekiyorsa uygulayacağız. Çok ağzında fazla, altıdan fazla çürük olan bir çocuksa tabii ki. Ama hekimin lokal bir şekilde uygulaması, bunu tablet olarak vermesi bilmiyorum. Tabii bu konuda konuşmam pek çok arkadaşımı, meslektaşımı i̇şte sinirlendirebilir ama. Ben dedim ya, programa başlayalım zor yerlerden soracağım diye. Evet. Daha güzel aslında, zor sorular daha çok hoşuma gidiyor. Kar zarar hesabı. Eğer bu çocuğun çok fazla çürüğü varsa ve bu şekilde devam edecekse tabii ki. Yani flor karşıtı zaten değilim. Ama yani ağzında hiçbir çürük olmayan, günde 3 defa fırçalayan bir çocuğa da flor vermeyelim yani. Tabii ne olacağını bir de bilmiyoruz. Şey, çocuklara bu bilinci vermemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle. Fırçalamak. Flordan da önemlisi, en önemli şey. Sonuçta bir insan sonuçta kendi vücuduna bakmakla yükümlüdür değil mi? Hani tabii. Kendi bedenine ve en çok kullandığınız, en çok sorun çıkarma, arıza çıkarma, hastalık İhtimali yapma olan. İhtimali olan yer ağzımız ve kaybettiğimiz zaman geri yerine koymamız da en zor olan organlarımız olduğu için fırçalamak kesinlikle çok önemli. Lütfen çocuklarınızın dişini fırçalattırın. Hani zorla değil tabii. Sizden görsün, siz fırçalayın. İşte evet, eskiden bilinmiyordu, olmuyordu. Şu an ama biliniyor. Diş fırçalamak. Peki, son final soru şu. Çocuklar için bu elektrikli diş fırçaları mı iyi yoksa manuel fırçalar mı daha iyi? Şöyle bir soru sorayım. Bu masayı silerken döner bir aletle mi silmek daha iyi siler yoksa normal eski usul mü? İkisinin bir farkı yok. Eğer çocuk motive olacaksa, kullanma zorluğu çekiyorsa otomatik fırça kullanılabilir. Ama
çocuk güzel bir şekilde fırçayı kullanabiliyorsa, bunu öğrenmişse, nasıl kullanacağını eğer biliyorsa pek bir farkı yok. Ama tabii yani belki çocuklar hani böyle hareketli, alengirli olduğu için daha çok hoşuna gidebilir. Bu konuda bir fark yok. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Savaş Bey. Ne güzel konuştunuz, anlattınız. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.